mother was holding her like 3-year-old baby and just clutching her so tight, like she could hardly breathe. Couldn't sleep, you know. And when I went to bed, I was thinking about the parents. Bir korku filmi gibiydi. Aşağıya iniyorum, koridorda yürüyorum ve kapının arkasındaki ışığın yandığını görüyorum. Aman tanrım, burası çok fazla sessiz. Neden böyle diyorum. Oldukça sessiz. Kapıyı açıyorum ve o manzarayı görüyorum. Marina Cream. Tarih 25 Ekim 2012 idi. Bir perşembe günüydü. Marina Cream, 3 yaşındaki kızı Nessie'yi yakınlardaki bir yere yüzme dersine götürüyordu. Çocuklarının farklı yerlere gittiği normal günlerden biriydi. Diğer kızı Lucia'nın o gün bale dersi vardı. 2 yıldır aileye dadılık yapan Yoselin Ortega, Lucy'yi oraya bırakacaktı. Sonra akşam olduğunda annesi Marina, Lucy'yi oradan alacak ve eve getirecekti. Marina, eşi Kevin, çocukları Lulu, Nessie ve Leo ile Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Central Park'tan yalnızca bir blok uzakta yaşıyordu. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Marina ve Kevin San Francisco'dan New York'a taşınmışlardı. Marina ev hanımıydı. Eşi Kevin ise bir CNBC yöneticisiydi. Kevin'in işi yüzünden New York'a taşınmak zorunda kalmışlardı. Çok fazla seyahat gerektirdiğinden dolayı burayı tercih etmişlerdi. Kızları Nessie kalça displazisi ile dünyaya gelmişti. Ameliyatın ardından bedeni iyileşiyorken alçıya alınmıştı. Aile bu yüzden Nessie'ye bakması için bir dadı tutmak istedi. Bu sayede evlatlarıyla daha fazla zaman geçirecek herhangi bir şeyi kaçırmayacaklardı. Marina Kevin'in dadı tutma isteğini kabul etti. Dadı Yoselin Ortega'nın kız kardeşi onu Marina ve Kevin'a tavsiye etti. Yoselin o günlerde yakınlardaki bir mahallede başka bir aile için çalışıyordu. Profesyonel bir müzisyenin e-posta hesabından referans ve tavsiyeler verildi. Yoselin'in daha önceki deneyimlerinin ayrıntıları verildi. Aile Yoselin'i beğendi ve işe aldı. Marina ve Kevin ona iyi bir para ödüyorlardı. Kontratı haftada 25 saat olmasına karşın ihtiyacı olduğunda başka bir aileye gitmesine izin veriyorlardı. Yoselin aslen Dominik Cumhuriyeti'ndendi. 2012'de Cream ailesi onunla beraber Dominik Cumhuriyeti'ne seyahat etti. Cream ailesi gezinin bütün masraflarını kendileri ödedi. Yoselin'e para ödetmediler. Hatta bir gece Yoselin'in kız kardeşlerinin birinin evinde kaldılar. Hepsi bu gezide güzel vakit geçirdiler. Çocuklar Yoselin'i seviyor gibiydi. Ona Josie diyorlardı. O gün yani 25 Ekim tarihinde Yoselin Lucia'yı dans dersine götürecekti. Ama Marina, Lucia'nın dans dersine gitmediğini öğrendi. Neler olduğuna dair herhangi bir fikri yoktu. Evlatlarının birinin başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişelendiği için acilen Yoselin'e ulaşmayı denedi. Ama telefonla ona ulaşamadı. Marina bu andan sonra eve gitmeye karar verdi. Eve geldiğinde kapıcısına Yoselin'i ya da çocuklarından herhangi birisini görüp görmediğini sordu. Kapıcı o gün eve geldikten sonra herhangi birisinin evi terk etmediğini, oradan ayrılmadığını söyledi. Marina dairesine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Ortamın ne kadar ürkütücü derecede sessiz olduğunu fark etti. Evine girdiğinde arka banyodaki ışığın hafif parıltısı dışında daire neredeyse tamamen karanlıktı. Marina kötü bir şey olduğunu anlayacağından korkarak o banyoya doğru yürüdü. Ama bunun ne kadar kötü olacağı konusunda herhangi bir fikri yoktu. İki çocuğu Lucia ve Lulu Yoselin'le beraber banyodaydı. Üçü de bıçaklanmıştı. Çocuklar yan küvetteydi. Marina ilk önce Lucia'yı gördü. Onun öldüğünü biliyordu çünkü gözleri sabitti. Elbisesinin her yeri kan içerisindeydi. Marina çığlık atarak sağanlığa doğru koştu. O anları şöyle anlatıyordu. Bu, içinizde olduğunu hayal bile edemeyeceğiniz bir çığlıktı. Nereden geldiğini ben bile bilmiyorum. Yalnızca şunu düşündüm. Onlarla bir daha asla konuşamayacağım. Biraz önce evlatlarımın öldüğünü gördüm. Lucia ve Lulu öyle bir güçle bıçaklanarak öldürülmüşlerdi ki neredeyse başları sallanıyordu.
6 yaşındaki Lucia saldırgandan kurtulmayı denemişti. Bedenin her yerinde savunma yaraları vardı. 30'dan fazla kez bıçaklanmıştı. Lulu'nun vücudunda herhangi bir savunma yarası yoktu. 2 yaşına girmek üzereydi. Arkasından bıçaklanmış ve 5 kez bıçak yarası almıştı. Polisler olay yerine geldi ve Yozirin'i banyoda buldu. Yozirin hayattaydı ama yaralıydı. Boynunda bıçak yaraları ve kesikler vardı. Kanamasını havluyla durdurmaya çalıştılar. Yetkililerin bu olayla alakalı herhangi bir kimseyi suçlamalarına gerek yoktu. Çünkü iki çocuğu da öldüren insan tam karşılarındaydı. Katil Yozirin Ortega'ydı. Kendi canına kıymaya çalışmadan önce ufacık çocukları öldürmüştü. Marina ise çaresizce eşi Kevin'a ulaşmaya çalışıyordu. Ona sesli bir mesaj bıraktı. Kevin o anlarda Kaliforniya'dan uçuyordu. Uçaktan indiğinde çok sayıda kısa mesaj ve sesli mesaj aldığını gördü. Uçak inişe geçtiğinde uçuş ekibi herkesten yerlerinde kalmasını talep etti. Önce bir yolcunun çıkması gerekiyordu. O yolcu da Kevin'di. Kevin aldığı mesajlardan iki evladının öldüğünü anladı. Ama hangilerinin veya nasıl öldüklerinin farkında değildi. Marina'nın sesli mesajlarını dinledi. Ama duyabildiği tek şey çığlıklardı. Kevin uçaktan indiğinde uçağın önünde yere yıldı. İki polis memuru ona yardım etti. Havaalanından çıkana kadar yürüyerek mi yoksa taşınarak mı orayı terk ettiğini hatırlayamıyordu. Hastaneye kaldırıldı. Doktor ona Lulu ve Lucia'nın öldüğünü anlattı. Yosirin cinayetle suçlandı. Duruşması başlamadan önce avukatları onun duruşmaya katılmaya uygun olmadığını savunuyorlardı. Mahkeme aynı fikirde değildi. Yani duruşma başlayabilirdi. Duruşma başladığında jüriye onları kimin öldürdüğünün tartışma konusu olmadığı söylendi. Onları Yozirin öldürmüştü. Jüri o anlarda Yozirin'in ne yaptığını bilip bilmediğini belirlemek zorundaydı. Savcılık Yozirin'in ne yaptığına dair tam bilgiye sahip olduğunu iddia ediyordu. Her şeyin farkındaydı. 25 Ekim sabahında işe gitmeden önce cep telefonunu ve diğer önemli belgelerini dairesinin kapı koluna bıraktı. O gün çocukları ve kendisini öldürmeyi planlıyordu. Her şeyin yolunda gideceğini, herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünüyordu. Yalnız kalabilmek için daire boşalana kadar bekledi. Ardından çocukları ve kendisini bıçaklamak için mutfaktan iki bıçak aldı. Savcılık, jüriye davada net bir sebep olmadığını, o gün çocukları neden öldürdüğünü bulamayabileceklerini söylüyordu. Şunları ifade ettiler. Sanığın Lucia ve Lulu'yu neden katlettiğini bilmemek, onun bu eylemlerden veya cinayetlerden sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Bu yalnızca iyi bir cevabın olmadığı anlamına gelebilir. Savcılık, Marina'ya kızmış, onu kıskanmış olabileceğini düşünüyordu. Yozirin zaten mali sorunlar yaşıyordu. Artık Brooklyn'deki dairesinin kirasını ödeyemiyor, oğlunu özel okula gönderemediğinden dolayı bazı insanları suçluyordu. Mali sıkıntılar yüzünden kız kardeşinin yanına taşındı. Polise verdiği ifadede mutsuz bir çalışan olduğunu anlattı. İlk anlarda ekiplere para sorunları yaşadığını, ebeveynlerine kızdığından dolayı onlara zarar verdiğini anlattı. Programının sürekli değişmesine, kendisi istemese de temizlik yapmasını beklemelerinden dolayı mutsuzdu. Yozrin, temizlik yapmasının işinin bir parçası olmadığını söylüyordu. Savcılık, ifade vermesi için Thomas Brown'u oraya çağırdı. Thomas, 2012'de Krim ailesinin dairesinin bulunduğu binada kapı görevlisiydi. Orada görev aldığı süre boyunca Yozrin'in kendisiyle herhangi bir şekilde temasa geçmediğini anlattı. Hiç kimseyle konuşmuyor, onlarla iletişime geçmiyordu. Jüri, Lucia'nın karşılık verdiğini, yaklaşık 30 kez bıçaklandığını biliyordu. Savcılık, kollarındaki kesikler, gövdesinin ön ve arka kısmındaki bükülmüş bıçak kesikleri hakkında deliller sundu. Onun, dadısının elinden kurtulmaya çalıştığını gösteren bazı kanıtlar verildi. Lulu ise 5 yara almıştı. Bölge savcı yardımcısı olan Groves şunları söylüyordu. Onları kurtarmanın herhangi bir yolu yoktu. Sanığın ufacık bedenlerine verdiği tahribat çok fazlaydı. Marina duruşmada ifade verdi. Mahkemeye karşılaştığı sahneyi
evlatlarını ölü bulduğu yürek parçalayıcı manzarayı anlattı. Marina mahkemeye Yozili'nin deli olduğuna veya herhangi bir akıl sağlığı sorunları yaşadığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını anlattı. Buna Kevin da tanıklık etti. Marina'yı rahatsız eden bazı anıları vardı. Evlatların ölümünden yalnızca birkaç hafta önce Marina, Yozili'ne dördüncü evladına hamile olduğunu söylemişti. Yozili'nin bunu duyduğunda oldukça heyecanlandı ve Marina'ya kocaman sarıldı. Ama ne yazık ki hamilelik kısa bir zaman sonra düşükle sonuçlandı. Marina, Yozili'ne düşük yaptığını söylediğinde Yozili'nin tuhaf bir tepki verdi. Marina o anı şöyle anlatıyordu. Bunu ona söylediğimde herhangi bir şey söylemedi. Bana herhangi bir duygu belirtisi vermedi. Sanki düşük yaptığımdan dolayı bana kızgın görünüyordu. Bana attığı o bakışı hiçbir zaman unutmadım. Savunma ise Yozili'nin o gün ne yaptığını bilmediğini iddia ediyordu. Saldırıdan önceki anlarda daha da kötüye giden, tanısı konulamayan bir akıl hastalığı olduğuna inanıyorlardı. Yozili'nin o gün daireye girdiğinde aniden bağırdı. Çocukları bıçaklıyorken ne yaptığını bilmiyordu. Onun bazı rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu iddia ettiler. Majör depresyon, psikotik düşünce ve halüsinasyonlar. Avukatı Greenberg mahkemede şunları anlattı. Elimizdeki kanıtlar 16 yaşından bu yana bazı sesler duyduğuna, gerçeklikten kopma konusunda doğrulanmış bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Onun sesler duyduğunu, bazı hayaller gördüğünü, bazen bu halüsinasyonların onu harekete geçmeye zorladığını iddia ettiler. Ama Yozil'in hiçbir zaman yardım istememişti. İfade vermesi için psikiyatrist Karen çağrıldı. Karen onun depresyon ve anksiyete geçmişi olduğunu ifade etti. Önceki yıllarda herhangi bir doktora bundan bahsetmemişti. Çünkü insanların onun deli olduğunu düşünmesini istemiyordu. Dostları ve ailesi onun Ekim akşamından önceki haftalarda hem duygusal hem de mali açıdan zor durumda göründüğünü anlattılar. Savunma jüriye müvekkillerini delilik sebebiyle suçsuz bulmaya çağırarak davayı sonlandırmasını istedi. Akıl hastalıkları kendisini kötü bir öksürük ya da topallama gibi belli etmez. Bazen gizlice yaklaşır ve kimse fark etmeden içeriye girer. Jüri onun sorumlu olamayacağı kadar deli olduğuna inanmadı. Onu birinci derece ve ikinci derece cinayetle dahil olmak üzere iki ayrı suçtan suçlu buldu. Yozil'in karar okunuyorken tepki vermedi. Öylece önüne baktı. Mahkeme salonundan çıkıyorken gözünden akan yaşlar vardı. Ceza duruşmasında Kevin Cream yargıca Yozil'ini ömür boyu cezaya çarptırması için yalvardı. Parmaklıklar ardında yaşaması, çürümesi ve ölmesi gerektiğini savundu. Yozil'in ard arda iki kez ömür boyu ceza aldı. 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı olacaktı. Olayın ardından Marina ve Kevin'in Felix ve Linus adında iki evladı daha oldu. Baba Kevin, çocuk bakımında çalışan bir insanın iş başvurularında ve referanslarında sahtecilik yapmayı suç haline getirmek istiyordu. Yozil'in zaten başka bir ailenin dadılını yapan kız kardeş tarafından tavsiye edilmişti. Onun geçmişi ve referansları zaten sahteydi. On Valentine's Day last year. You're going to be going to a shelter because of what I did today. Selim McNeil, Eylül 1960 doğumlu, Amerikalı, profesyonel bir vücut geliştirmeciydi. Sally, Allentown, Pennsylvania'da Sally Dempsey olarak doğdu. Yetiştirilme tarzı epey bir zordu. Çok sık şiddete maruz kaldı ve de o dönemde bunun her evde sıradan bir olay olduğu biliniyordu. Sally'nin babası Richard Dale, annesini sık sık istismar eden öfkeli bir alkolikti. Belgeseline göre Sally 3 yaşındayken annesi yeniden evlendi. Sally'nin iki üvey kız kardeşi vardı, Judy ve Jill. Sally okulunun yüzme, dalış ve de atletizm takımlarında yer aldığı Allentown'daki Dyroff Lisesi'ne gitti. Beden eğitimi öğretmeni olma arzusuyla eyalet üniversitesine kaydoldu. Ancak üniversitede 3,5 yıl geçirdikten sonra eğitimini finanse edecek parası kalmadı ve de okulu bıraktı.
Askeri bir kariyere sahipti. Kendisinden önceki erkek kardeşi ve amcası gibi Sally de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadelerinde Pendleton üssünde görev yaptı. Sally, çavuş rütbesine yükseldi. İlk eşi Anthony ile deniz piyadelerindeyken Paris adasında tanıştı. Sally ve Anthony 4 yıl evli kaldı. Çiftin bu beraberlikten 3 çocuğu oldu. Shantina, John ve de ismi bilinmeyen 3. çocuk. Sally, Anthony'yi evliliklerinin sonlarına doğru tacizci olarak tanımladı. Sürekli ondan şikayet ediyordu. Sally'yi tanıyan herkes onun Anthony'den dem vurduğunu, akıl sağlığının kötüye gittiğini söylüyordu. Pendleton'a transfer edildiği dönemde Sally, Anthony'ye boşanma davası açtı. Bu dönemde en büyük iki çocuğunun velayetini kazandı. Boşandıktan sonra üçüncü çocukları evlatlık verildi. Sally, 80'lerin sonlarında ABD Silahlı Hizmetler Fizik Şampiyonası'nı iki kez kazandı. 90'da Sally, öfke sorunları, şiddet ve de başkalarına saldırma da dahil olmak üzere zayıf davranış sicili nedeniyle rütbesi düşürüldü. Davranış kaydı en sonunda onu çok sevdiği bu görevden kopardı. Sally donanmadan atıldı. Haziran 87'de yakın bir dostu onu Ray McNeil'la tanıştırdı. Ray, profesyonel bir vücut geliştirmeciydi. İkili Sally, Pendleton üstünde görev yaparken tanıştı. Bu andan sonra Sally, vücut geliştirme sporuna ağırlık verdi. Ray ile oldukça iyi anlaşıyorlardı. Spor onları bir araya getirmiş ve zamanla aralarında çok sıkı bir bağ oluşturmuştu. Sally, yakın dostlarına Ray'i şöyle anlatıyordu. Onda bugüne dek kimsede görmediğim özel bir şey var. Onda beni ona çeken garip bir his var. Onunlayken çok kaliteli zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Bunu hissediyorum. Sanki 7/24 onunla olmak istiyor gibiyim. Bilmiyorum. Bu bana ilk kez oluyor. Ray de aynı hisleri paylaşıyordu. O da Sally'den etkilenmiş ve sürekli hayatında olmasını ister bir hale gelmişti. İkili evlenmeden önce yaklaşık 2 ay beraber oldu. Ancak evlendikten sonra işler hiç de iyi gitmedi. Raporlara göre Ray hem Sally'yi hem de onun evlatlarını taciz ediyordu. Bir gün Sally'ye saldırdı, onu boğdu ve yumrukladı. Her şeye rağmen çift ayrılmadı. Bir yıl sonra Kaliforniya'ya taşındılar. Sally ordudan atıldığında yeni arayışlar içerisine girdi. Para kazanmak istiyordu. Sonunda bir para kazanma metodu keşfetti. Saati 300 dolara erkeklerle güreşerek yeni bir kariyere başladı. O andan sonra insanlar ona Katil Sally dediler. Artık bu onun lakabı olmuştu. Güreşte çok acımasız, çok iyi ve de yenilmezdi. Çok fazla para kazanıyordu. Öyle ki bu hayalin bile ötesindeydi. Artık vücut geliştirme kariyerine konsantre olabilir, her türlü gereksinimini karşılayabilir, hatta Ray'e bile bakabilirdi. Ray, Sally'nin öfke sorunları olduğunu iddia ediyordu. Ona göre öfkesinin altındaki sebep steroidlerdi. Sally steroid kullanıyor ve bu da onu insanlara karşı saldırgan yapıyordu. Ray aylar sonra aynı çukura kendisi düştü ve o da steroidler kullanmaya başladı. Sally şöyle diyordu. Sanırım çok fazla hata yaptım. Haddinden fazla hata. Ray'e steroid almak için kalkıp Meksika'ya kadar gidiyordum. Bu da yetmezmiş gibi yarıma evlatlarımı da alıyordum. Bununla gurur duymuyorum. Ben kötü bir anneyim. Kendime engel olmam gerektiğini biliyordum. Ama yapamadım. 1995'e kadar giden süreçte özellikle Ray birçok şampiyonaya katıldı. 91'de hem Kaliforniya'da hem de Kuzey Amerika Şampiyonası'nda ağır siklet ve genel unvanları kazandı. 2 yıl sonra Mr. Olympia yarışmasında 15. oldu. Ayrıca profesyonel güreşe ilgisi vardı. Stand-up gösterileri de yapıyordu. Yeteneklerini San Diego'daki bazı kulüplerde insanlara bedava sergiledi. Ray'in yakın dostu Dwayne onunla olan bir anısını şöyle anlatıyordu. Ray bir gece kulübünde fedailik yapıyordu. İyi bir korumaydı ama çok fevri hareketleri vardı. Sally ve o birbirlerine çok benziyorlardı. Aynı iki kutup nasıl bir araya geldi ben de bilmiyorum. Bir gece Ray kulübe gelen bir adamla sözlü münakaşaya girdi. Zamanla sinirler gerildi ve kavga ettiler. O an Ray'in gözünde ateşi gördü. Parmaklarını adamın gözüne doğru itiyordu. Hiç acıması yoktu. Ray'in üvey kızı da bu olayı doğruladı. Ray o gece eve kanlar içerisinde geldi. Ona saldırdıklarını, öldürmeye çalıştıklarını anlattı. Dediğine göre o sadece yapmak zorunda olduğu şeyi yapmış ve kendisini savunmuştu. Ray, Sally'yi aldatıyordu. O günlerde bir sevgilisi vardı. Artık Sally ile olan tüm bağlarını koparıp atmıştı. Ondan boşanmayı düşünüyordu. 95'teki sevgililer gününü Sally ile değil onunla geçirecekti. O ana kadar Sally'ye ondan ayrılmak istediğini söylemedi ya da söyleyemedi. Ama yakın dostları bunu biliyorlardı. Onlara artık Sally ile yolun sonuna geldiklerini ifade etmişti.
Günler sonra ikili bu konuyu konuştu. Sally sinirlendi ve evdeki av tüfeğini alıp ona doğru tutacağını ve tetiğe basacağını söyledi. Ray önemsemedi ve güldü geçti. Sally ise onun bir sevgilisi olduğunu öğrendikten sonra çıldırmıştı. Sally'nin şiddete yatkın olduğu zaten herkesçe biliniyordu. Birden fazla avukatı vardı. 5 yıl önce ateşli silah kullanmak, bir aracın camlarını metal bir çubukla kırmaktan tutuklandı. Bundan günler önce de oğlu John, postacıyla kavga etmiş, adam John'a yumruk atmış, olayı öğrenen Sally de oğlunu korumak için postacıya saldırmıştı. Bir vücut geliştirme yarışmasında Ray'in yanındaki kızlardan birine saldırdı, onu yere indirdi, hareket etmesini engelledi ve yüzüne defalarca kez vurdu. Bu olayın ardından komite onun lisansını bir yıl askıya aldı. Ekipler olay yerine geldiğinde Sally'i zapt etmekte zorlandılar. İki kez Ray'e silah çekti. En sonunda biber gazı yedi ve polisler onu yakaladı. 1993'te masalarına gelen dansçı kızla kavga etti. Kızın yüzüne 3 kez tekme attı. Polisler olay yerine geldiğinde onlara da saldırdı ve onları tehdit etti. Ray'in hayata veda ettiği günse 95'in sevgililer günüydü. Yani Ray'in sevgililer gününü Sally ile değil de yeni sevgilisiyle geçirmeyi planladığı gündü. Ray öyle de yaptı. Evinden ayrıldı ve bu özel günü sevgilisiyle kutladı. O evden ayrıldığında Sally onu takip etmeyi denedi. Nerede olduğunu öğrenmek üzereyken Ray eve geri döndü. Muhtemelen o andan sonra ikili sözlü bir tartışma yaşadı. Sally onu kendisini aldatmakla suçladı. Bir şekilde birbirlerine girdiler ve silahın tetiği çekildi. Çeken Sally oldu. Kurbansa Ray. Bu akşam Sally 911 aradı ve onlara şöyle dedi. Eşimi az önce vurdu. Çünkü ilk önce o bana saldırdı. Beni dövdü. Ekipler hemen olay yerine gittiler. Sally'nin resmi raporlarına göre ilk açıklaması şuydu. Akşam 9 civarında eve geldi. Öncesinde onu takip ediyordum. Ancak tam olarak bunu başaramadım. Eve geldiğinde bana tokat attı. Yere doğru itti ve beni boğmaya çalıştı. Kendimi korumak zorundaydım. Yerde kıvranarak yatak odasına doğru koştum. Tüfeği aldım, dolaptaki kutusundan çıkardım, Ray'e en az 2 kez ateş ettim. Biri karnından, diğeri de çenesinden. Duruşma esnasında Sally'nin yetkililerle olan ilk görüşmesine atıfta bulunuldu. Beden dilinden anlaşılacağı üzere anlattığı hikayede birçok eksik ya da mantığa uymayan kısımlar vardı. Uzmanlar onun tetiğe bastığı esnada Ray'in yerde yani zeminde olduğunu ifade ettiler. Oturma odasından basına kanlar sıçramıştı. Ray'de Sally'e ait bir DNA yoktu. Yani onun hikayesini destekleyebilecek hiçbir adli kanıt yoktu. Bir yıl sonra Sally hüküm giydi ve 19 yıl ceza aldı. Bu kimilerine göre çok azdı, bir kısım insana göre ise Sally kendisini savunduğu için cezası oldukça ağırdı. Sally birçok kez temyiz başvurusunda bulundu. Kaliforniya Kadınlar Tesisinde cezasını çekti. Mayıs 2020'de şartlı tahliye ile salındı. Bir destek grubunda tanıştığı Stewart ile evlendi. Şu anda Kaliforniya'da yaşıyor. Neredeyse yarım asır önce Texas'ta yaşayan 3 genç kız eyaletin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde kayboldu. Texas'ı sarsan bu olayın detayları nelerdi? O gün neler yaşandı? Noel'den 2 gün önceydi. 17 yaşındaki Mary Rachel ve 14 yaşındaki Rooney Noel hediyelerini son güne bırakmışlardı. İki arkadaş hediye almak için alışveriş merkezine gitmeye karar verdi. Rooney'nin 15 yaşındaki sevgilisi Terry de dahil olmak üzere birkaç genç de alışveriş merkezine gelmeye davet edilmişlerdi. Ancak onlar teklifi reddettiler. Rooney o gün büyük annesinde kalıyordu. Sabah büyük annesinin evinin hemen karşısında oturan sevgilisi Terry ile görüştü. Terry sevgilisine bir yüzük hediye etti. Rooney de bunun karşılığında onu alışveriş merkezine davet etti. Ancak Terry'nin bir dostu ameliyat olmak için hastaneye yatmıştı. Onun yanına gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden sevgilisinin teklifini reddetti. Rooney'nin anne ve babası boşanmıştı. Babasının yeni eşinden 9 yaşında bir kızı vardı. O gün Rooney ve kız kardeşi aynı evdeydi. Kız kardeşi Julian bütün gün evde olacaktı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ablasının alışveriş merkezine gideceğini öğrendiğinde hemen telefona sarıldı ve annesini aradı. Küçük kız annesine saatlerce yalvardı ve sonunda izin koparmayı başardı. Kızlar akşam 6'da evde olmak şartıyla
ailelerinden izin aldılar. Bu bir sorun değildi. Zaten Rooney saat 4 olmadan eve dönmeyi planlıyordu. Çünkü gece Terry ile buluşacaktı ve hazırlanmak için zamana ihtiyacı vardı. 17 yaşındaki Rachel, 22 yaşındaki Thomas'la 8 ay önce evlenmişti. Thomas'ın 2 yaşında kızı vardı ve geçen yıl boşanmıştı. Rachel'ın ablası Debra, kız kardeşi ve Thomas'la beraber bu evde yaşıyordu. Bu üçlü arasında garip bir ilişki vardı. Thomas daha önce Rachel'ın ablası Debra ile nişanlıydı. Bu ilişki uzun sürmedi. Çok daha sonra her ikisi de aralarındaki ilişkinin ciddi olmadığını, Debra bu eve gelmeden çok daha önce her şeyin sona erdiğini dile getirdiler. Rachel kaybolduğu gün alışveriş merkezine gitmeden önce ablasını alışveriş merkezine davet etti. Ancak ablası çok yorgundu. Alışveriş merkezine gidecek takati yoktu. Rachel'ı kibarca reddetti. Sonunda Rachel, Rini ve Julie 72 model bir araçla öğle vakitlerinde alışveriş merkezine gitmek için yola koyuldu. Önce Rini'nin bazı eşyalarını almak için yol üzerindeki askeri bir mağazaya uğradılar. Ardından da alışveriş merkezine gittiler. Alışveriş merkezi tüm mağazaların dış girişi olacak şekilde tasarlanmıştı. Kızlar arabayı otoparkın üst katına Sears adlı bir mağazanın yanına park ettiler. Bu onların canlı görüldüğü son andı. Akşam saat 4 olduğunda Rooney'nin ailesi kızlarının hala eve dönmemiş olması sebebiyle biraz endişeliydi. Kızlar 6'ya kadar izin almışlardı. Daha vakitleri vardı. Ancak ailenin içerisine bir kurt düşmüştü. Rooney'nin babası evden ayrıldı ve birkaç komşusuyla beraber alışveriş merkezine gitti. Rachel'ın arabasının bozulmuş olabileceğini düşünüyorlardı. Yol kenarında onları görebileceklerini düşünerek oldukça yavaş ilerlediler. Ama ne araba ne de kızlar ortada yoktu. Sonunda alışveriş merkezine vardılar. Rooney'in babası hemen Rachel'ın aracını aramaya başladı. Kırmızı otomobil hala otoparkın üst katında park halindeydi. Kapıları kilitliydi. Görünürde herhangi bir boğuşma ya da zor kullanılarak araca binildiğine dair bir belirti yoktu. Tuhaftır, otomobilin içerisinde hediyeler vardı. Yani kızlar alışverişlerini tamamlamış gibi görünüyordu. Öyleyse şu an neredeydiler? Biraz dinlenip kahve içmek ya da yemek yemek için bir restorana gitmiş olabilirlerdi. Bazı kaynaklara göre o gün aracın içerisinde alışveriş merkezinden satın alındığı doğrulanan birkaç hediye vardı. Bir diğer iddiaya göre ise de araçta yalnızca bir tane hediye vardı. O da Rini'nin Rachel'ın üvey oğlu için evinden getirdiği hediyeydi. Eğer hediyeler gerçekten de alışveriş merkezinden alındıysa bu onların alışveriş merkezinde işlerini bitirdiklerini gösteriyordu. Birkaç tanık Rini'yi alışveriş merkezinde gördüğünü doğruladı. Rini dikkat çekici bir elbise giymişti ve göze çarpıyordu. Üzerinde sarı yeşil bir bluz vardı. Tanık ifadeleri onların alışveriş merkezinin içine girdiklerini doğruluyordu. Ancak daha sonra ne yaptıkları bir muammaydı. Dakikalar sonra Rachel'ın ailesine ve polislere haber verildi. Ekipler bu davayı ilk günlerde pek önemsemediler. Çünkü bir Noel arifesiydi. Üç kız bir yerlere tatile gitmiş, ailesinden uzakta eğlenmek istemiş olabilirdi. Bu tip durumlara daha önce yüzlerce kez şahit olmuşlardı. Araba park halindeydi. Herhangi bir zorlama yoktu. Kızları birilerinin takip ettiğini gören, tuhaf bir durum sezen ya da yardıma ihtiyacı olduklarını düşünen bir tanık yoktu. Öte yandan Rachel ve Rini, Noel için tatil planları yapıyordu. Evi terk ettiklerinde yanlarında yalnızca alışveriş için getirdikleri para vardı. Özellikle Rini ailesine çok bağlıydı. Nereye gideceğini, orada ne kadar kalacağını ve de ne zaman geleceğini her zaman ailesine söylerdi. Haber vermeden çekip gitmeleri pek mantıklı gelmiyordu. Özellikle Rini'nin ufak kardeşi Julie yanlarındayken neden böyle bir şey yapsınlar ki? Daha sonra polisler olayla alakalı soruşturma başlattılar. O andan sonra yeni tanıklar ortaya çıktı ve çok ilginç ifadeler verdiler. Birden fazla tanık, kızları bir veya birden fazla erkekle beraber bir kamyonete binerken gördüğünü iddia etti. Erkeklerin sayısı tanıklara göre değişiyordu. Kimisi bir, kimisi de dört erkek gördüğünü söylüyordu. Daha sonra yeni bir tanık ortaya çıktı ve bir adamın otoparkta onları zorla minibüse bindirdiğini gördüğünü söyledi. Tanık bir sorun olup olmadığını sormak için yanlarına gittiğinde adam bunun bir aile anlaşmazlığı olduğunu karışmamasını söyledi. Kayboldukları günün gece yarısında alışveriş merkezinde çalışan bir güvenlik görevlisi içinde üniforma giymiş güvenlik görevlileri ve 3 kız olan bir araç gördü. Güvenlik görevlisine kızların fotoğrafı gösterildiğinde o gece aracın içerisindeki kızların onlar olduğunu onayladı.
Birkaç ay sonra Rachel'ın bir dostu o gün bir plak dükkanında kızları gördüğünü iddia etti. Onlarla bir süre sohbet eden adam daha sonra onlarla takılan ya da onları takip eden bir adam olduğunu fark etti. Tanıklardan bazıları onların zorla bir kamyonete bindirildiğini söylerken bazıları da onların gayet iyi göründüğünü, perişan ya da öfkeli durmadıklarını söylüyordu. Eğer gayet iyi göründükleri doğruysa muhtemelen onları kaçıran ya da bu plana yardımcı olan onların tanıdığı bir isimdi. Bu yüzden de son ana kadar rahatlardı. Hiçbir şeyden şüphelenmediler. Ta ki o minibüse girene kadar. Tanık ifadeleri her zaman çelişkili ve sorgulanabilir olur. İnsanlar yanılmaya meyilli canlılardır. Çoğu zaman gördüklerini sandıkları kişi aslında polislerin aradığı kişi değildir. O gün Noel'e çok az bir zaman kaldığı için alışveriş merkezi insanlarla doluydu. Tanıkların yanılması normaldi. Davadaki en tuhaf ipucu kızların kaybolmasından saatler sonra gelen bir mektuptu. Mektubun alıcısı Tommy Tricklay'dı, yani Rachel'ın eşi. Mektupta birden fazla tutarsızlık vardı. Ekipler mektubu ellerine aldıklarında kızların kaçmış olabileceklerine olan inançları daha da arttı. Anlaşılan mektubu yazan Rachel'dı ve şöyle diyordu. Yakalanacağımı biliyorum ama yine de kaçmamız gerekiyordu. Houston'a gidiyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra görüşürüz. Araba Sear'ın üst katında. Sevgiler Rachel. Zarfın üst kısmında bir posta kodu vardı. 76083. Sondaki 3 rakamı ya ters çevrildi ya da kısmen silindi. 3 belki de 8'di. Mektup iki farklı yerden gönderilmiş olabilirdi. Ama mektubun nereden gönderildiğini bugüne de kimse kesin olarak belirleyemedi. Mektup Thomas A. Tricklay'a gönderildi. İddiaya göre Rachel eşinden Tommy diye söz ederdi. Zarfın üzerinde Thomas A. Tricklay yazması şüpheleri artırdı. Ek olarak mektup postaneden geçmiş ve resmi olarak Trickla konutuna gönderilmişti. Ya da birileri bunu böyle göstermek için yoğun bir çaba sarf etmişti. Kızların kaybolmasından saatler sonra konuta geldi. Arada 24 saat bile yoktu. Eğer kızlar kaybolduktan sonra yazılmış ve gönderilmiş olsaydı bu kadar erken gelemezdi. Bu işi planlayanlar her şeyi düşünmüş gibiydi. Ayrıca yılın en yoğun zamanlarında günümüze göre mektup gönderimlerinin 100 kat daha fazla olduğu bir dönemde bu mektup nasıl bu kadar hızlı gelmişti? Tommy mektubu sabahın erken saatlerinde fark etti. Posta kutusuna baktığında ek bir mektup ya da Noel kartı yoktu. Yaşadığı bölgede sabahın erken saatlerinde posta dağıtımı olmazdı. Bu da mektubu kızları kaçıranların yazdığı ve evine gönderdiği fikrini güçlendirdi. Mektubu inceleyen bazı insanlar sevgili Rachel kısmına odaklandıklarında tuhaf bir şey fark ettiler. Sanki bu kısım yazılırken bir hata yapılmış gibiydi. Rachel, çift E ile yazılmış ve sonradan ikinci E, L harfine çevrilmişti. Bu elbette bir iddiaydı. Alanında uzman isimler tarafından yapılan herhangi bir testin kesin sonucu değildi. El yazısı uzmanlarının yaptığı her test sonuçsuz kaldı. Rachel Tricklay'ın mektubun yazarı olup olmadığı kesin olarak bilinemedi. Mektubun kendisi mürekkeple yazılırken zarf kurşun kalemle yazılmıştı. Bir diğer önemli ayrıntı da mektubun boyutunun zarfın boyutundan daha geniş olmasıydı. Mektup ancak katlanarak zarfın içerisine sığdırılabilmişti. Gerçekler sahte bir mektupla örtbas edilmeye çalışılmış olabilirdi. Rachel'ın eşi ve ebeveynleri mektubun Rachel tarafından yazıldığını düşünmediklerini açıkladılar. Dava sırasında mektuptaki yazının Rachel'ın el yazısına hiç benzemediğini belirttiler. Zaten kızlar eğer kaçmak isteseydiler Rini kardeşini, Rachel da ablasını davet etmezdi. İkisinin de kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu. Birinin mutlu bir evliliği, diğerinin de mutlu bir hayatı vardı. Özel hayatlarında bilinen bir sorunları yoktu. Rachel, Tommy ve ailesiyle, Rini de ailesiyle gayet mutluydu. Julie'nin annesi Royan. Kendi kızımı tanıyorum ve diğer kızları da tanıyorum. Onlar kaçacak insanlar değiller. Rini'nin annesi Judy. Kızların o gün bir yere kaçmadıklarını size söyleyebilirim. Çünkü Rini partiye gitmek istiyordu. Yanında ufak bir çocuk varken kaçmak istemeyecektir. Hele ki Noel'den günler önce. Bunu herkes biliyor. Rachel'ın annesi Francis. İnsanlar Rachel'ın birisiyle kaçtığını düşünebilirler. Ama ben her zaman öleceğim güne kadar onların kaçırıldığını düşüneceğim. Olaydan 6 ay sonra iki aile gerçekleri ortaya çıkarması için özel dedektif John'la anlaştı. İki ay sonra John,
Rachel'ın kaybolmadan önce iş başvurusunda bulunduğu yerel bir mağazada çalışan 28 yaşındaki bir adamın bölgede bir dizi müstehcen telefon görüşmesi yaptığını keşfetti. Adamın mevcut konumunu iş başvurusunda bulunan veya referans olarak listelenen genç kadınlardan bilgi almak için kullandığı ortaya çıktı. Toplamda 6 kadın bu durumdan muzdaripti. Adam ayrıca bir zamanlar Rachel'ın ebeveynlerinin mahallesinde yaşıyordu. Evlenmeden kısa bir zaman önce taşındı. Dedektif bu adamın üzerine gitse de herhangi bir sonuç elde edemedi. Çok daha sonra kızların öldürülüp bir köprünün altına atıldığı ihbarı geldi. Dedektif 100 gönüllüyle beraber ilgili köprüye gitti ve günlerce kızları aradı. Ancak hiçbir iz bulamadı. Kaybolmalarından 1,5 yıl sonra bir sondaj ekibi Brazoria'daki bir tarlada 3 iskelet keşfetti. John, kemikleri, kızların röntgen filmleri ve diş kayıtlarıyla karşılaştırdı. Ancak eşleşme olmadı. Kemikler, tanımlanamayan 17 yaşındaki genç bir erkeğe ve iki kadına aitti. Olaydan 2 yıl sonra bir medyum aileleri aradı ve kızların evin yakınında olduğunu, bir petrol kuyusuna atıldıklarını iddia etti. Ekipler yakındaki petrol kuyularına baktılar. Ancak sonuç yine hüsrandı. Olaydan 5 yıl sonra dedektif John, aşırı dozda yasaklı maddeden hayatını kaybetti. Daha sonra bunun bir intihar olduğu açıklandı. John, ölümü üzerine dava ile alakalı olan tüm dosyalarının imha edilmesini istemişti. Rachel, Rini ve Julie, ortadan kaybolduğundan beri Texas'ın çeşitli bölgelerinde kızlara ait olduğuna inanılan insan kalıntılarının bulunduğu birkaç olay oldu. Ancak DNA analizleri olumsuzdu. Üç kızın kaybolması ile alakalı pek çok söylenti, aileleri ve kızların yaşadığı toplumu bugüne kadar rahatsız etti. Bazı insanlar kızların çok iyi tanıdıkları biri tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederken, diğerleri kızların bir insan kaçakçılığı çetesine karışmış insanlar tarafından kaçırılmış olabileceklerini düşünüyordu. Ve belki de onlar hala hayattaydı. Ancak bütün bu iddiaların yanı sıra bazı aile üyelerinin o kader akşamında sevdiklerinin ne olduğunu bilmeden vefat ettiğini düşünmek yıkıcıydı.